Merhaba sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı kampımıza fen dersiyle başlıyoruz. Duydum ki sınavdan 100 almak istiyormuşsunuz. E tabii ki sizleri kıramam. Sınavda çıkabilecek tarzda bütün soru örneklerini tek tek hazırladım. Hepsi karşınızda. Dersin sonunda artık sınavdan 100 almak için tamamen hazır olacaksınız. Sadece odaklanın ve tüm dikkatinizi bana verin. Hazırsanız hemen başlayalım. Bazı ifadelerimiz var. Ne yapacağız? Doğruysa başına D, yanlışsa Y yazacağız. 9 ifade 9 puan. Dünya kendi etrafında saat yönünün tersine doğru döner. Evet, asla aklınızdan çıkarmayın, hareket daima saat yönünün tersine doğrudur. Yani şu şekildedir. İster dönme, ister dolanma hareketi fark etmez. Her ikisi de saat yönünün tersine doğru olur. ifade doğru diyoruz. İkincisine baktık. Dolunay evresinde ay dünyadan görünmez diyor. Hayır, dolunay değil, yeni ay evresinde görünmez. Dolunay evresi nasıl oluyordu? Ayı bir bütün olarak böyle yüz yuvarlak gördüğümüz evre oluyordu. Bakın bu Dolunay evresiydi. Yeni ay evresinde ise ayı göremiyorduk. Ne oldu ifademiz? Yanlış oldu. Eral Totu çiçeksiz bitkilere örnektir. Evet en bilinen örneklerden biri Eral Totu. İfade doğru. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi kendi besinlerini üretemez. Değerli gençler bitkiler fotosentez yardımıyla kendi besinini üretebilirler. Fakat şapkalı mantarlar bitki değil. Dolayısıyla kendi besinini üretemezler. Hazır bir şekilde beslenmiş olurlar. Şişkin ay ve hilal ayın ana evrelerindendir diyor. Ana değil ne olmalıdır? Ara evrelerinden olmalıdır. İfade yanlış. Zaten iki tane ara evresi var. Biri hilal, diğeri şişkin ay. Şişkin ay yarısından biraz fazlasının göründüğü evre, hilal ise bayrağımızda gördüğünüz ayın şekli. Bu kadar basit. Güneşin en dış katmanı ışık küredir demiş. Hayır, ışık küre değil, ne olmalıdır? Taç küre olmalıdır. Bakın dıştan içe doğru taç küre, ardından renk küre Devamında ışık küre en içte ise kim bulunur? Çekirdek bulunur. Çekirdek en içte bulunan sıcak bir tabakadır. Gözle gördüğümüz tabaka ışık küredir. Taç küre ve renk küre daha dışta bulunur. Bunlar sadece özel ekipmanlarla görülür. Bunu da unutmuyorsunuz. İfade yine yanlış oldu. Ayın atmosferi yok denecek kadar incedir. Evet ifade doğru. İşte bu yüzden ayda hava olayları görülmez. Yani rüzgar, yağış bunlar gerçekleşmez. Ayrıca meteorlar kafasına göre ay yüzeyine çarparlar ve derin çukurlar oluştururlar. Bu da yine atmosferin yok denecek kadar ince olmasına bağlıdır. Tüm bakteriler insanlar için zararlıdır diyor. Hayır, hepsi değil. Bazıları zararlı, bazıları yararlı. İfade yanlış oldu. Ayın evreleri arasında yaklaşık 7 gün vardır. Evet, 7'şer gün şeklinde bunlar birbirini takip eder. Yaklaşık olarak 7 gün vardır diyebiliriz. İfade doğru diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Evet, burada bazı boşluklarımız var. Ne yapacağız? Boşluklara ayın evrelerini tek tek yazacağız. Bir Birincisine baktığımızda ayı göremiyoruz. Hangi evre bu? Yeni ay evresi. Bakın sınavda kesin çıkar. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar yeni ay evresi ayın ana evrelerinden biri bu cepte. Ayın diğer ana evresi bakın şöyle D'ye benzeyen bir şekle sahip. Eğer görüntü D'ye benziyorsa yani ayın sağ tarafı parlak olarak görünüyorsa işte buna ne diyoruz? İlk dördün diyoruz. Yani D'ye benzeyen bu görüntü hangi evre oluyor? İlk dördün evresi oluyor. Diğer ana evre ise ayın bütünsel olarak göründüğü evre. Bakın bu evre. Bunun adı neydi? Dolunaydı. Yüz yuvarlak şekilde görebiliyoruz. Dolunay evresi diyorum. En sonda gördüğünüz evre. Bakın neye benziyor? Ters D'ye benziyor değil mi? Yani ayın sol tarafı aydınlık. Bu da ilk dördünün tersi. Yani ne olacaktır? Son dördün olacaktır. İşte bu dördü değerli gençler ana evrelerdir. İki tane de ne vardı? Ara evre vardı. Bakın bu birincisi, bu ise ikincisi. İki tane ara evre var. E bunu biliyorsunuz zaten. Ne olacak bu? Hilal olacak değil mi? Diğeri ise arkadaşlar şöyle yarısından biraz daha fazlası. Bu da şişkin ay olarak adlandırılıyor. Bu da aklımızda bulunursa harika olur. Bitti burası da tam puanı kaptık. Hemen alt kısma geçiyorum. Boşlukta verilmiş ne yapacağız? Uygun şekilde dolduracağız. 5 boşluğumuz var. 2 çarpı 5'ten 10 puanı kapacağız. Eğren otu ve su hangi bitkiler örnektir? Biraz önce konuşmuştuk. Çiçeksiz bitkilere örnektir. Bunlarda çiçek organı bulunmuyor. Dünyanın tek doğal uydusu kimdi? E tabii ki can yoldaşımız Ay değil mi arkadaşlar? Dünyanın bir tane can yoldaşı var. O da Ay. Bu tek doğal uydu. Bitkilerde solunum daha çok hangi kısımda gerçekleşir? E tabii ki yaprak kısmında gerçekleşir. Solunum, terleme veya besin üretimi bunların hepsi yaprak kısmında gerçekleşiyordu. Terliksi hayvan nasıl bir hayvan? Tek hücreli. Diğer ismiyle mikroskobik canlı değil mi arkadaşlar? O zaman yazalım. Terliksi hayvan mikroskobik canlılara örnek olarak verilebilir. Ayın yüzeyine çarpan meteorlar krater adı verilen çukurlar oluşturur. Bakın krateri de yine aklınızdan çıkarmayın. İlla ki sınavda çıkacaktır. Tek doğal uydu ay bunu da unutmayın süper olur. Geçiyorum diğer kısma. Bakın bu kısımdan artık 25 puanı kaptınız. Sırada test soruları var. 15 soru 5 puandan 75 puan. Birinci soru. Kesin sınav sorusu. Arkana yaslan ve odaklan. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden ay, güneş ve dünyayı büyüklükleriyle orantılı olacak şekilde sınıfa getirdiği ürünlerle eşleştirmelerini istiyor. Ne var arkadaşlar ürünler arasında? Karpuz var, pirinç var, leblebi var. Hangisi en büyük? Karpuz. Sonra leblebi. En küçüğü ise pirinç tanesi. Biz ne biliyoruz? Büyüklük bakımından en büyük güneş. Sonra dünya geliyor. En küçük ise ay. Bu durumda arkadaşlar güneş ne olmalıdır? E tabii ki karpuz olmalıdır. Mantıklı değil mi? Dünya aradaki yani leblebi olacak. Şöyle leblebi yazdık. Ay ise en küçüğü yani pirinç tanesi olacak. Var mı kafanıza takılan bir şey? Yok. O zaman yapıştır. Karpuz güneş, CD gitti. Pirinç hangisi? Ay. B gitti. Leblebi ise dünya. O zaman cevap A oldu. Karpuz güneş doğru. Pirinç en küçüğüydü. Ay doğru. Leblebi arada yani dünya yapıştırdık ayı. Geçtik ikinci soruya. Bu soruda ayın evrelerinden yine sevilen bir soru tipi illaki çıkar odaklanıyorsunuz. Bize ayın 4 tane ana evresi tek tek verilmiş K, L, M, N şeklinde görüyoruz. Ne sorulmuş? Yeni ay ve ilk dördün hangi konumlarda görülür demiş. Değerli gençler bu tip sorularda güneşin nerede olduğu önemlidir. Cevap değişir. Şöyle baktık güneş nerede? Solda. Çözümü bu kısma bakarak yapacağız. Burası önemli. Ayrıca yine ayın evrelerini konuşuyorsanız kağıda veya ekrana bakmayacaksınız. Dünyaya gideceksiniz. Aya dünyadan bakacaksınız. Bu da çok önemli. Ne arıyorum? Yeni ay ve ilk dördünü arıyorum. Yeni ay evresinde dünyadan baktığınızda ayı göremezsiniz. Yani ayın dünyaya bakan tarafı karanlıkta kalmıştır. Hangi konumda olabilir bu? N konumunda. Hemen kanıtlayalım. Bakın bu konum yeni ay evresi. Güneş ışınları arkadaşlar nereden geliyor? Şuradan geliyor değil mi? Bakın. O zaman ne olacak? Ayın dünyaya bakmayan tarafı, arka tarafı aydınlık olacak. Fakat dünyaya bakan tarafı komple karanlıkta kalacak. Hemen çağıda bakma, ekrana bakma. Yani hata yapıyorsunuz aksi takdirde. Hocam sol tarafı aydınlık diyorsunuz. Ekrana bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Dünyaya gidiyoruz ve aya dünyadan bakıyoruz. Buradan baktığımızda ne olur? Dünyaya bakan tarafı komple karanlıkta olur. Yani ayı göremeyiz. O zaman yine ay evresi yaşanır deriz. B ve C gitti. Ne olacak bu? Ne olacak? İlk dördü neydi gençler? D şekline benzer bir görüntü değil mi? Ayın sağ tarafı dünyadan baktığımızda aydınlık oluyordu. Fakat sol tarafı karanlıkta kalmış oluyordu. Şimdi mesela bu konum acaba K olabilir mi? Bakalım. Işınlar buradan geldi. Hemen çizdik. Ayın şöyle sol tarafı ekrana baktığımızda ne oldu? Aydınlık oldu. Tamam. Diğer tarafı ise ne olacak? Karanlık olacak. Asla ekrana bakmıyoruz. Önce dünyaya gidiyoruz. Dünyadan aya bakıyoruz. Şöyle baktığımızda ne görürüz? Evet sol tarafını aydınlık görürüz. Yani ay ters D'ye benzer. Ters D'ye benziyorsa bu ilk dördün olmaz. Ne olur? Son dördün olur. O zaman aradığımız cevap K değil, ne olmalıdır? M olmalıdır. Neden konuşalım? Işınlar böyle geliyor. O zaman M konumunda ayın şöyle diğer tarafı ne oldu? Güneşe bakan tarafı aydınlık oldu. Geriye kalan tarafı ise arkadaşlar karanlık oldu. Yine ekrana bakanlar yanıldı. Hocam sol tarafı aydınlık demeyeceksin. Ne yapıyorsun? Önce dünyaya gidiyorsun. Dünyaya geldik. Bakın bu sizin yüzünüz olsun. Bu gözünüz, bu da ağzınız. Çok yakışıklı. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir tane el, bir tane de buraya çizdim. Burası ve burası acaba hangi ellerimiz? Burası sol, burası sağ deme, çünkü bana bakıyorsun şu anda. O zaman bu sağ elin olur, bu ise arkadaşım sol elin olur. Bu durumda ayın, bakın dünyadan baktığınızda sağ tarafını aydınlık olarak görürsünüz, yani D'ye benzer. Bu neydi? E tabii ki ilk dördündü. İşte bu yüzden cevabımız A oldu. Gelsin üçüncü soru. Güneşle ilgili hangi ifade yanlıştır diyor? Bir kere güneş bir yıldız, değil mi? Bunu unutmayacağız. Kendisi doğal ısı ve ışık kaynağı. İfade doğru. Kendi ekseninde dönme hareketi yapıyor. Evet, ifade doğru. Dünya ve aya göre daha büyüktür. En büyük Güneş, sonra Dünya, ardından Ay gelir. Bu sıralamayı unutmayın. İfade doğru. Cevap ne oldu? D oldu. Neden? Güneş lekeleri güneş yüzeyindeki daha sıcak bölgelerdir demiş. Hayır, daha sıcak değil. Ne olmalıdır? daha soğuk bölgeler olmalıdır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine güneş lekeleriyle alakalı güzel bir soru. Sınavda çıkabilir. Dikkat. Güneş lekelerinin yer değiştirdiğinin tespit edilmesi aşağıdaki olaylardan hangisini kanıtlamıştır? Şimdi bilim insanları arkadaşlar güneşi incelerken şunu görmüşler. Güneş yüzeyinde bazı bölgeler var. Daha soğuk bölgeler. Bunlara güneş lekesi adını vermişler. Bir süre sonra şunu fark etmişler. Bu lekeler yer değiştiriyor. Aa demişler. Bu lekeler niye yer değiştiriyor? Hemen saksıyı çalıştırmışlar. Jeton düşmüş demek ki demişler. Güneş kendi ekseninde dönme hareketi yapıyor. Nereye doğru? Saat yönünün tersine doğru. İşte bu neyi kanıtlamış? Güneş'in kendi etrafında dönme hareketi yaptığını kanıtlamış. Bunu da asla aklımızdan çıkarmazsak harika olur. Geçiyorum 5. soruya. Evet yorulduk mu? Yorulmadık. Ders like tayfa yorulmaz. Yüzü hazırdır. Yüzü kapacağız. Rahat bir nefes alacağız. Bir boşluk verilmiş. Ne diyor devamında? Bu yüzden dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görünür. Acaba diyor boşluğa hangi ifade getirilebilir? Yani bize şunu soruyor. Neden dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görüyoruz? Bunun cevabı gayet basittir. Çünkü arkadaşlar ayın dünya etrafında yaptığı dolanma süresi neye eşittir? Kendi etrafında yaptığı, bak burası önemli, dönme süresine eşittir. Yani ay kendi etrafında dönerken ne yapıyor? Dünyanın etrafında dolanıyor. Dönme süresine eşit, dolanma süresine eşit. İşte bu yüzden dünyadan baktığımızda daima ayın aynı yüzünü görmüş oluruz. Cevabımız A seçeneği. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Ay ile ilgili hangi ifade yanlıştır denilmiş? Yüzeyinde krater adı verilen çukurlar bulunur. Evet atmosferi yok denecek kadar inceydi. İşte bu yüzden meteorlar rahat bir şekilde geçiyordu. Yüzeyinde derin çukurlar açıyordu. Bu derin çukurlar arkadaşlar ne diyoruz? Krater diyoruz. İfade doğru. Atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için hava olayları görülmüyordu. Yani rüzgar veya yağış görülmez. İfade yanlış oldu. Ay ışık kaynağı değil. Ne yapıyor? Güneşin ışığını yansıtıyor. İfade doğru. Dünyanın tek doğal uydusu zaten Ay. Bunları da doğruladık. Cevabımız B oldu. Diğer sorumuz mikroskobik canlılarla alakalı. Hangi ifadeler doğrudur diye bizlere sorulmuş. Bunlar çok küçüktür gençler. Gözümüzle doğrudan göremeyiz. Adı üzerinde nasıl inceleyebiliriz? Mikroskop yardımıyla. İfade doğru. Sadece toprakta yaşayabilir demiş. Hayır bu canlılar neredeyse her yerde yaşar. Toprakta, havada, suda, canlıların vücudunda birçok yerde yaşayabilirler. O zaman ikinci ifade yanlış oldu. Hepsi insanlara zararlı canlılardır demiş. Hayır, birçok yararlı faaliyetleri de mevcuttur. Mesela ölü canlıları kim parçalıyor? Mikroskobik canlılar. Bu şekilde toprağın yapısını kazandırıyorlar. Mineral bakımından toprağı zenginleştirmiş oluyorlar. Bu yararlı bir faaliyettir. Dolayısıyla üçü eledik. Cevabımız yalnız bir, yani A oldu şapkalı mantarlarla ilgili hangi ifade yanlıştır diye sorulmuş. Şapkalı mantarları biliyorsunuz şirinlerin evi zaten. Bunların kökü, yaprağı, gövdesi yok. Bunlar bitki değil. A doğru. Bazıları zehirli, bazıları zehirsizdir. Doğru. İnsanlar tarafından yetiştirilen zehirli olmayan türlerine ne diyoruz? Kültür mantarı diyoruz. Şapkalı mantarlar kendi besinini üretebilir diyor. Sizce üretebilir mi? Tabii ki üretemez. Çünkü bunlar bitki değil, hazır olarak besinler bunu sakın unutmayın. Şapkalı mantarlar protein bakımından, vitamin bakımından zengin içeriğe sahiptir. Bu da doğru. Cevabımız C oldu. Patlattık C'yi. Geldik 9'a. Hangisi diyor besinlerin daha uzun süre bozulmadan kalması için yapılabilecek uygulamalardan biri değildir? Yani senin elinde et var veya biber var ya da domates var. Bozulmasını istemiyorsun. Hangisini yapman uygun değil? Et varsa mesela dondurabilirsin değil mi? Uygun. Biber varsa kurutabilirsin. Çünkü su miktarı azalacağı için burada arkadaşlar mikroskobik canlılar daha yavaş faaliyet gösterir. Domatesleri ne yapıyorlar? Konserve yapıyorlar. Bu da uygun. Fakat haşlamak uygun değildir. Cevap ne olacaktır? Evet yine sevilen bir sınav sorusu. 10. soru odaklının hangisi mikroskobik canlılara örnek olarak verilemez? Yani bunları doğrudan gözümüzde göremiyoruz. Amip. Evet örnek olarak verilebilir. Bakteri. Verebiliriz. Öglena. Kamçısı vardı unutma. Verebiliriz. Fakat keneyi örnek olarak veremeyiz. Keneyi dikkatli olarak arkadaşlar baktığımızda net bir şekilde görebiliriz. Kene, pire, karınca, örümcek, bit bunların hepsi gözle görüldüğü için mikroskobik canlı olmayacaktır. Karıştırmıyorsunuz. Geçiyorum 11. soruya. Aşağıdaki mantar çeşitlerinden hangisiyle ilgili yukarıda bilgi verilmemiştir tek tek bakacağız. Besinlerin küflenmesine neden olur. Küf dedi hemen jeton düştü. E tabii ki küf mantarı. C'yi yazdın C'yi uçurdun. İnsanlarda pamukçuk ve saç kıran gibi hastalıklara yol açar. Hastalık diyor. Bakın hastalık kimdi bu? Parazit mantardı. A yazdım. A'yı uçurdum. Hamurun oluşmasında rol oynar. Mayalanma işleri. Maya mantarı. D yazdım. D gitti. Geriye B kaldı. Cevap şapkalı mantar. Bununla alakalı bilgi verilmemiş. Harika. Gelsin 12. soru. Bizlere bazı bitkiler verilmiş. Hangisine doğru gruplandırılmıştır diye sorulmuş. Bakalım. Gül gayet basit. Zaten çiçek ismi. Ne olacak bu? Çiçekli bitki olacak. Ciğer otu asla unutmayın. Çiçek bulundurmaz. Kendisi çiçeksiz bitkidir. Kiraz ağacı. Meyveyi gördüysen çiçekli bitkiyi patlat. Elma, armut, limon, portakal, kiraz hepsi arkadaşlar çiçekli bitkidir. Çünkü meyve olmadan önce çiçeğe ihtiyaç duyulur. Çiçekten sonra oluşur meyve. Dolayısıyla meyveyi gördüysen çiçekli bitki olacak. At kuyruğu çiçeksiz bitki. Kaktüs unutuluyor, çiçekli bitkidir. Aynı şekilde çam da çiçekli bitkidir. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Ne oldu cevabımız? 1, 3 ve 5 çiçekli bitki, 2 ve 4 çiçeksiz bitki oldu. Yani C seçeneği. Evet geçiyoruz 13. sorumuza. Bitkilerin kısımları ile ilgili hangi ifade yanlıştır diye bizlere sorulmuş. Yaprakta besin üretimi ve terleme yapılır. Evet besin üretimi ve terleme olayları nerede yapılıyordu? Yaprakta yapılıyordu. Gaz alışverişi, solunum hepsi arkadaşlar yaprakta yapılır. İfade doğrudur. Tüm bitkiler çiçek organı yardımıyla çoğalır diyor. Hayır çiçeksiz bitkiler çoğalmaz mı? Çoğalırlar. Çiçek var mı? Yok. O zaman onlarda çoğalma olayı, üreme olayı çiçek olmadan gerçekleşir. O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Çünkü tüm bitkiler diyor. Bütün bitkiler için çiçek organı vardır diyemeyiz. Bununla çoğalırlar diyemeyiz. Kökler yardımıyla topraktan su ve mineraller alınır. Evet, ifade doğru. Gövde bitkinin dik durmasını sağlar. Bu da doğru. Aynı zamanda kökten gelen suyu ne yapıyordu? Yapraklara veya çiçeğe iletmiş oluyordu. Bu da aklınızda bulunsun. Cevap B diyoruz. Sevgili öğrenciler son iki sorumuz hayvanlarla ilgili. Eğer sınavda çıkmayacaksa çalışma bitmiştir. Sizlere başarılar diliyorum. Eğer sınavda hayvanlardan soru gelecekse hemen odaklanıyorsunuz. Bizlere bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgiler hangi hayvana aittir diye sorulmuş. Bakalım tek tek. Akciğer solunumu yapar diyor. Şimdi timsah sürüngen. Evet sürüngenler akciğer solunumu yapar. Kaplumbağa sürüngen yine akciğer solunumu yapar. Alabalık, e balık zaten bu akciğer solunumu değil ne yapacaktır? Solungaç solunumu yapacaktır. C uçtu. Kartal, kuş, kuşlar da yine akciğer solunumu yapar. Peki bir tanesi gitti. Yumurta ile çoğalır diyor. Timsah, kaplumbağa bunlar sürüngendi. Yumurta ile çoğalırlar. Kartal, kuş demiştik. Bu da yine yumurta çoğalacak. O zaman işimiz son ifadeye kaldı. Kuluçka yatar diyor. Değerli gençler sürüngenler kuluçkaya yatmaz. B ve A'yı uçurduk. Cevap D oldu. Kartal kuş olduğu için kuluçkaya yatar. Yani anne canlı ne yapacak? Yumurtanın üzerinde uzun süre bekleyecek. Onu sıcak tutacak. Bu olay neydi? Kuluçkaydı. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla final yapıyoruz. Numaralandırılmış canlılarla ilgili hangi ifade yanlıştır diye sorulmuş. 1- Yarasa 2- Salyangoz 3 kurbağa, 4 penguen. Ne diyor A'da? 4 akciğer solunumu yapar ve yavrularına bakar diyor. 4 penguen. Kendisi kuş. Akciğer solunumu evet yapar. Yavru bakımı var mı? Var. İfade doğru. O zaman A'yı uçurduk. Neden? Çünkü biz yanlış olanı arıyoruz. Aman dikkat. B'ye baktık. 3 neydi? Kurbağa. Yumurtayla çoğalır. Doğru. Hem suda hem de karada yaşar. Yetişkin hale geldikten sonra hem suda hem de karada yaşayabilir. İfade doğru. O zaman B de gitti. 1. Kimsin sen? Yarasa. Yumurtayla çoğalır demiş. Hayır gençler. Yarasa nedir? Memeli bir canlıdır. Dolayısıyla doğurarak çoğalacaktır. Kuluçkaya zaten yatmaz. İfade yanlış oldu. Yarasa'yı, balinayı ve Yunus'u unutmayın. Bunlar memeli canlılar. Hemen D'ye de bakalım. Aklınızda soru işareti kalmasın. 2. Kimsin sen? Salyangoz. Kemik veya kıkırdaktan oluşan bir iç iskelete sahip değildir. Evet, ifade doğru. Çünkü kendisi omurgasız bir canlıdır. Omurgasız canlılarda kıkırdaktan veya kemikten oluşan bir iç iskelet bulunmaz. Bu da doğru olduğu için gitti. Cevap C oldu. Yanlış olan ifade C diyoruz ve çalışmayı noktalıyoruz. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Artık yüz almaya hazırsınız. Tıkır tıkır yüzleri kapın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.